NATO ve Rusya arasında gerilim hiç olmadığı kadar artmış durumda. Rusya Doğu Akdeniz'e dev yığınak yaparken NATO'da Rus malı rezaleti yaşanıyor. Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren gerilime gelin hep birlikte bakalım. Hazır mıyız? Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alması NATO ve ABD tarafından sert tepkiyle karşılanırken Almanya donanmasına ait denizaltıların Rus şirketi tarafından geliştirilen navigasyon cihazlarıyla donatıldığı ortaya çıktı. Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi almasına şiddetle karşı çıkan NATO'da bir ülkenin daha donanmasında Rus yapımı cihazlar kullanıldığı ortaya çıktı. Almanya'nın çok okunan haftalık gazetesi Bild am Sonntag, Avrupa'da gerilime neden olacak bir habere imza attı. Gazetenin manşetlerinden verdiği habere göre Alman donanması Baltık Denizi'nde görevli denizaltılarında Rus yapımı radar kullanıyor. Gazete, savaş gemileri ve denizaltılardaki radar ve navigasyon sisteminin hem Rus bir şirket tarafından üretildiğini yazarken, bu cihazlardan elde edilen verilerin de askeri standart güvenlik protokolüne uyumlu olmadığı duyuruldu. Gazeteye konuşan bir donanma yetkilisi, "Elbette verilerimizin çalınmasından endişeliyiz. Örneğin yabancı istihbarat birimleri ele geçirebilir" ifadesini kullandı. Merkel'den önce başbakanlık koltuğuna oturan Gerhard Schröder'in döneminde Alman donanmasına ait yaklaşık 100 geminin yeni navigasyon sistemiyle donatıldığını ve bu şirketin de Rusya merkezli Transas olduğu belirtildi. Novi Sailor 4100 isimli lokasyon, hız ve rotayı takip eden bir sistemin hem eski hem de 2015'ten beri kullanılan U-35 ve 2016'dan beri kullanılan U-36 denizaltılarında kullanıldığı da ifade edildi. 1990'da St. Petersburg'da kurulan şirket hem sivil hem de askeri sektörlerde çalışmalarda bulundu. Rus donanmasına ait gemi ve araçlara da ürün tedarik eden şirket geçtiğimiz yıllarda Rusya Genelkurmay Başkanı General Nikolay Makarov tarafından da ödül almıştı. Şirketin 2018 yılında Finlandiya merkezli Wärtsilä isimli şirkete satıldığı belirtilirken şirketin savunma sanayi ayağının Rusya'da kaldığı ortaya çıktı. Transas'ın eski çalışanlarının ve mühendislerinin Rus ordusu için silahlı insansız hava aracı ürettiği de aktarıldı. Bild am Sonntag, 2020 yılının yaz aylarında bir rapor hazırladığını ve donanmanın navigasyon sisteminin yabancı ülkelerden casusluk ve sabotaja açık olduğunun duyurulduğunu aktardı. Raporda olası bir siber saldırı ile birlikte navigasyon verileri yabancı ülkelerin eline geçerken en kötü senaryoda geminin bütün işlevinin bozulabileceği dile getirildi. Diğer yandan Rusya Doğu Akdeniz'e 12 savaş gemisi getirdi. Moskova'nın İdlib'e yönelik büyük bir harekat hazırlığında olduğu iddia edildi. Rusya'nın daha çok Suriye iç savaşı nedeniyle Doğu Akdeniz sularında bulundurduğu yaklaşık 12 savaş gemisiyle denizaltısına Baltık filosundan yola çıkardığı 4 savaş gemisinin daha eklendiği bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı'na yakınlığı ile bilinen Avyapuro haber sitesine göre Moskova'nın dün bölgeye aktarımını tamamladığı takviye gücün resmi amacı tatbikat olarak gösteriliyor. Ancak Şam rejimi ile Rusya'nın muhaliflerin kontrolündeki İdlib bölgesinde büyük bir operasyon hazırladığı iddia ediliyor. Rusya'nın son dönemde bölgeye hava ve füze saldırıları Ankara'nın tepkisini çekmişti. Rusya'nın Cebeli Tarık Boğazı üzerinden Suriye kıyılarına gönderdiği 4 savaş gemisinden ilki Kalibar seyir füzeleriyle donatılmış Boyki korveti. Diğer 3 gemi Kaliningrad, Korolev ve Minsk ise büyük çıkarma gemileri sınıfında. 3 çıkarma gemisinde Esad rejimine verilecek çok sayıda tank ve zırhlı piyade aracı bulunduğu belirtiliyor. Rus askeri uzmanlara göre olası askeri harekat alanı geçtiğimiz günlerde gerginlikler yaşanan İdlib bölgesi. İtalya eski Dışişleri Bakanı Franco Frattini, Türkiye'nin S-400'ler konusunda zor dönemi aştığını, bundan sonra ABD'nin de bu durumu kabullenebileceğini ifade etti.
S-400'ler konusunda Türkiye geçtiğimiz günlerde kararlılığını tekrar ifade eden sözlerle ABD'ye cevabını vermiş, konunun kapandığını ifade etmişti. İtalya eski Dışişleri Bakanı Franco Frattini de Türkiye'nin S-400'ler konusunda zor dönemi aştığını, oyun bitti sözleriyle duyurdu. İtalya eski Dışişleri Bakanı Franco Frattini, ülke basınında Türkiye ve İtalya ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı son telefon görüşmesine dikkat çeken Frattini, Draghi'nin İtalya ile Türkiye arasındaki stratejik bağın yanı sıra uluslararası gündemin önemli maddelerinden Türkiye S-400 ve ABD üçgenini değerlendirdi. Frattini, beğen ya da beğenme, Türkiye vazgeçmesi zor bir stratejik ortak. Oyunun artık bittiğini hepimiz biliyoruz. Ankara, S-400 füzelerini Moskova'ya iade etmeyecek dedi. Türkiye'nin Kazakistan, Azerbaycan ve Karadeniz'den geçen gaz ve petrol boru hatlarıyla hali hazırda bir enerji merkezi olduğunu ifade eden Frattini, Libya ile yapılan MEP anlaşmasını değinerek Türkiye'nin tek bir hamle ile tüm Akdeniz Avrupa'sını atlattığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in Fransa önderliğindeki Minsk grubunun uzun ve beyhude çabalarının ardından bir telefon görüşmesiyle Karabağ'da ateşkesi sağladığına dikkat çeken Frattini, Kafkasya ve Dağlık Karabağ'da Türkiye ve Rusya daha fazla söz sahibi ifadelerini kullandı. Türkiye'nin İran, Rusya ve Çin eksenine girmemesi için Dışişleri Bakanı olduğu dönemde İngilizlerle birlikte Türkiye'nin Dostları adlı bir grup oluşturduklarını ifade eden Frattini, Schröder ve Çırak hemen kapıyı kapattı. Dikkatsiz bir hareketti. Bugün tüm çıkarlarımıza aykırı bir Ankara-Tahran-Moskova eksenine tanık oluyoruz dedi. Yunan ve Rus medyasına göre Kremlin, Doğu Akdeniz'e filo üstüne filo gönderiyor. Bölgede yeterli güce ulaşmayı hedefleyen Rusya, ABD ve NATO birlikleriyle burun buruna geldi. Öte yandan Ukrayna'nın Kırım'daki Rus birliklerini füze yağmuruna tuttuğu bildirildi. Rusya yanlısı ayrıkçıların saldırısında ise 4 Ukrayna askeri öldü. Yunan ve Rus medyasından çıkan haberler, Moskova'nın hem Ukrayna cephesinde hem de Akdeniz'de etkisini arttırmak için askeri manevralarına hız kazandırdığını yazdı. Şu anda Doğu Akdeniz'de Rusya ve NATO'dan net savaş hamleleri gelirken, Ukrayna'da füzeleriyle Kırım'daki Rus üslerini hedef alıyor. Moskova, ABD'nin Ege ve Karadeniz'deki hamlelerine karşılık vermek için Akdeniz'de çok güçlü bir filo topluyor. Dün öğleden sonra saat 18.00'da Baltık filosunun savaş gemileri Cebelatarık Boğazı'ndan giriş yaptı. Bunlar Boyki korvetleriyle birlikte Kaliningrad, Korolev ve Minsk amfibi gemileriydi. Daha önce Nikolay Şiker römorkörü ve Vyazma tankeri Doğu Akdeniz sularında Rus Baltık filosuna gemilerce karşılandı. Rus basınında çıkan haberlere göre Rusya, Doğu Akdeniz'de yeterince büyük bir donanma kuvveti topladı. Kıbrıs'ın güneyinde mayın tarama gemisi Ivan Antonov Tanker İman ve TPK Sparta var. Kıbrıs'ın doğusunda Sergey Balk ve TPK Orokhovo Zevo gemisi, adanın kuzeydoğu tarafında Amiral Grigorovich Firkateyni ve Dimitri Rogajev devriye gemisi bulunuyor. Güney Ege'de Amiral Kazatanov Fikrateyni aynı yönde hareket ederken Rus donanmasının Akdeniz'deki denizaltı filosu Novorossiy, Stary Oskol ve Krasnodar ile Varshavyanka sınıfı denizaltılarda temsil ediyor. Bölgede ayrıca USS Monterey, Thomas Hutner muhbiri ve Dwight D. Eisenhower uçak gemisinin yanı sıra İspanyol ESPS Fikrateyni, Cristobal Colon gibi NATO savaş gemilerine de ev sahipliği yapıyor. Doğu Akdeniz bölgesi ABD ile Rusya arasındaki özel bir deniz çatışma alanı haline geldi. Güney Florida Üniversitesi öğrencileriyle video konferans yoluyla düzenlenen NATO'nun geleceği konulu görüşmede konuşan Stoltenberg, soğuk savaş sona erdikten sonra Avrupa'nın doğu ve orta kesiminde Polonya, Baltık ülkeleri, Macaristan, Romanya, Bulgaristan gibi yeni üyeler kazanmanın yanı sıra Rusya ile giderek yakınlaşan bir işbirliği geliştirdik. NATO'nun birçok zirvesinde görüşmesinde bulundum. Bu görüşmelere devlet başkanı Vladimir Putin ve başbakan Dmitri Medvedev de katılmışlardı. İşbirliği ve karşılıklı güven fikrine inanmayı bırakan taraf Rusya dedi. NATO'nun saldırgan biçimde doğuya genişlediği ve Rusya'yı tehdit ettiği fikrinin yanlış olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Bu tehlikeli bir fikir ve kesinlikle yanlış. Biz bağımsız ülkelerin özgür ve bağımsız seçimine saygı duyuyoruz. Kendi yolunu seçmek her bir ülkenin egemen hakkı. NATO saldırgan biçimde doğuya genişlemiyor. Doğu Avrupa ülkeleri demokrasi süreçlerle NATO'ya katılma kararı aldı" ifadesini kullandı. Bu bilgiler eşliğinde bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.